Bedri Rahmi Eyüboğlu. Bedri Rahmi Eyüboğlu, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde başlayıp Paris'te sürdürdüğü resim öğreniminin ardından yurda dönmüş ve yaşamı boyunca Güzel Sanatlar Akademisi'nde ders vermiştir. Özellikle el baskı, yazmacılık, gravür, seramik, heykel, vitray, mozaik, hat, serigrafi, litografi gibi birçok formlarda eserler üreten sanatçı, geleneksel süsleme ve halk el sanatlarında seçtiği motifleri, yapıtlarında batının teknikleriyle birleştirerek kullandı. Şiirlerinde de halk kaynağından beslendi. Masallardan, söylencelerden, türkülerden yararlanarak doğa tutkusunu, insan sevgisini, yaşama sevincini toplumsal sorunları yansıttı. Önde zeytin ağaçları, arkasında yar. Arkasında yar. Önde zeytin ağaçları, arkasında yar. Arkasında yar. Sene 946, mevsim sonbahar. Mevsim sonbahar. Erik ağaçları şahidim, İncir dallarına gürüyen. Türküler bitti, halaylar durdu. Aldama, mordama, şaptama, sustum. Kara tutum, çatal karam, çingenem var. Nar tanem, nur tanem, bir tanem var. Yana, tuzdan yanayım, tuzdan yana. Tuzdan yanayım, tuzdan yana. 946, mevsim sonbahar, önde zeytin ağaçları. Ağaç isem yiğidim aslanım, Nazım'ın öyküsü. Herkesin dinlediğinde gözyaşlarını tutamadığı, insanın içinden geçen, yüreğini delen Zülfü Livaneli'nin Yiğidim Aslanım Destanlaşan Ağaç şarkısının öyküsü Bursa'dan başlar. Bedri Rahmi'nin bestelenen şiirinin orijinalinde ilk sözcük Bursa'dır. Bursa'nın ufak tefek yolları, ağrıdan sızıdan tutmaz elleri, tepeden tırnağa şiir gülleri, yiğidim aslanım aman burada yatıyor. Bedri Rahmi'nin Bursa'da hapis yatan ve açlık grevine başlayan arkadaşı Nazım Hikmet için yazdığı Zindanı Taştan Oyarlar şiirini Zülfü Livaneli'nin Bursa'nın ufak tefek yollarıyla başlayan dizelerini Şu Sıla'nın ufak tefek yolları diye değiştirerek besteleyip Yiğidim Aslanım diye söylediği şiirdi. Yiğidim aslanım burada yatıyor. Ardan sızıdan tutmaz.
Bursa'nın ufak tefek yolları, ağrıdan sızıdan tutmaz elleri, tepeden tırnağa şiir gülleri, yiğidim aslanım aman, burada yatıyor. 1 Şubat gecesi tutuldu dilin, silaha bıçağa varmadı elin, ne ana ne baba ne kız ne gelin, yiğidim aslanım aman, burada yatıyor. Ne bir haram yedin ne cana kıydın, ekmek gibi temiz, su gibi aydın, hiç kimse duymadan hükümler giydin, döşek diken, diken yastık batıyor, yiğidim aslanım aman, burada yatıyor. Zindanı taştan oyarlar, içine bir yiğit koyarlar, sağa döner böğrü taşa gelir, sola döner çırçıplak demir, çeliğin hası da yiğidim aman böyle bilenir, döşek melül mahzun yastık batıyor, yiğidim aslanım aman burada yatıyor. Memleketim, memleketim, ne kasketim kaldı senin ora işi, ne yollarını taşımış ayakkabım, son mintanın da sırtımda paralandı çoktan şile bezindendi. Sen şimdi yalnız saçımın akında, infarktında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin memleketim, memleketim, memleketim. Demirden döşeyi, taştan sedirler, İdim aslanım burada yatıyor. Burada yatıyor. Mezar arasında harman olur mu? 13 yıl hapiste derman kalır mı? Azrail aç susuz canın alır mı? Döşek melul mahzun yastık batıyor, yiğidim şahinim aman yerde yatıyor. Dilinde dilimi buldum, gücüne kurban oldum, anam babam gibi övdüm, dayan hey aslan ustam, a benim yiğidim dayan, dayan hey gözünü sevdiğim, bugün efkarlıyım açmasın güller, yiğidimden kötü haber verirler. Sana kökü dışarıda diyenlerin kökleri kurusun, kurusun murdar ilikleri dilleri çürüsün, şiirin gökyüzü gibi herkesin, sen Kızılırmak kadar bizimsin, ey en büyük ustası dilimizin, canımız yerimizsin. Ne bir haram yedim, ne cana kıydım, ekmek kadar temiz, su gibi aydın, hiç kimse doymadan hükümler giydim, yiğidim aslanım burada yatıyor, hiç kimse doymadan hükümler giydim. Oh,
günler yedi. Yedim aslanım. Burada yatıyor. Bugün buradaysa şirin yarın Çin'dedir. Bütün uçmuyla dilimiz kökünden sökülmüş bir çınar gibi yüreğimiz içindedir. Bugün buradaysa şirin yarın Çin'dedir. Acısıyla, sızısıyla, alnının kara yazısıyla, bir yanı nur içinde tertemiz, bir yanı sızım sızım sızlayan memleketimiz içindedir. Yiğidim aslanım burada yatıyor.